çocukluğu nasıl yapacağını çok merak ettim. Bu da önemli aslında. Bilgi. Nasıl basit? Niye yaptın? Biz görmeyeceğiz mi? Göreceğiz. Şimdi şeyi nereden alıyorum dedim birinci. Bir, mısır çarşısı. Mısır çarşısında. Bunları ben görüyorum mısır çarşısında. Asılı bir, var. Böyle bandil deniyor ona. Bir bandil alabilirsiniz. Bir bandil. Bozulmaz, bandil etmez. Deniyormuş. Evet. Yalnız koyacağınız, saklayacağınız yere dikkat etmeniz lazım. Çabuk yuva yapar. Çabuk yuva yapar. Evinize de sıkıntı olur. Yani çünkü doğal bir şey. Buna bir şey, suni bir şey yok. Yapılamıyor buna. Evet. Nasıl bunu, sucuk ıslatıyoruz? Bunu öncelikle şeye koyuyoruz. Suya koyuyoruz. Sıcak tamam, mı soğuk dakika, mu? Yok, soğuk suya. Sıcak suya koymaya gerek yok. Şimdi bir sucukları anlatayım ben. İlk önce bir taraftan yaparken de iki tür sucuk şunun vardı. Şunun altını kısayım mı biraz? Evet, biraz kısalım onun altını. Tamam. İki tür sucuk vardır. Bir tanesi fermente sucuk, bir tanesi ısıl işlem görmüş sucuk. Fermente sucuğu merak ettim. Son günlerde bir de bu fermente sucuk olayı var. Aslında gerçek sucuk fermente sucuk. Fermente sucuk. Evet, yani yoğurt gibi düşünün. Şimdi etimizin içinde bazı bakteriler var. Bunların bir kısmı iyi, bir kısmı kötü. Bunun dengesi öyle bir olmalı ki iyi bakteriler kötü bakterileri baskılamalı. Ama tamamen bitirmemeli. Buna da yani çok teorik de girmek istemiyorum. Tamam. pH düzeyi diye bir şey var. Onu ayarlamak gerekiyor. Ama mantıken şunu bilsek yeterli. İçindeki iyi bakteriler belli oranda kötü bakterileri baskılamalı ki ürünümüz bozulmasın, ekşime yapmasın. Tamam. Bunu eğer sağlayabilirsek, bu tabii fırınlanmaz, bu direkt Eylül aylarında özellikle hani böyle pastırma yazı dediğimiz aylarda dışarıda kurutarak yaptığımız sucuklardır. Hocam sucuğun içinde neler oluyor? Bize bir onları söylesene. Yani sucuk yapmak için hadi gittik mısır çarşısından bu neydi bunun adı? Bağırsak. Bağırsak hayır bir şey deniyor. Bandil. Bandil. Bir bandil. Bir bandil aldık. Bir bandil bize kaç tane sucuk yapar? Çok yapar. Çok mu yapar? Çok yapar. Yani bir yaklaşık bir 10 kilo falan 15 kilo sucuk yaparsın. Yani Kurban Bayramı'nda bir bandili alsanız rahatlıkla yeterli. Tamam. Şimdi içine kıyma var. Kıymamız var. Sarımsak. Yağlı olsun. Kıymamız yağlı olsun. Bizimki biraz yağsız oldu. Yağlı olursa daha iyi olur. Tamam. Çünkü pişireceğimiz zaman yağ eriyip gidecek zaten içinde. Evet. Sarımsak. Esas olarak baharat olarak sarımsak, tuz, toz kırmızı biber, karabiber. Bir de dengelesin diye ya karanfil, toz karanfil ya da tarçın kullanıyorum ben. Bu baharatları dengeliyor. Evet, koyalım hocam. Şimdi ben önce tuzumu koydum, sarımsağımı dövdüm. Bayağı tuz koydun. Yani yaz günü. Evet. Yoksa az koyarsak tuzu bozulur. Bozulur. Evet. Tuzun kendi doğal. Tuzluyorsun yani bir anlamda. Sarımsağın ve tuzun kendi doğal koruyucu özelliği var. İyice yaptıktan sonra yine baharatlarımızı da bunun içine koyacağız. Çok az karanfilimiz, karanfil ya da tarçınımız çok az olacak. Tamam. Çünkü bu sadece tatları dengelesin diye. Kırmızı biber. Bir kilo için bir tatlı kaşığı kadar kırmızı biber. Acı seviyorsak biraz karabiberi fazla koyabiliriz. Tamam. Ama yapraklı baharatlar kullanmayacağız. Yani pul biber veyahut da kekik gibi şeyler sucukta olmaz. Yapraklı baharatlar olmaz. Ya bunu çok iyi düşündün. Aslında çok merak ediyordum nasıl yapılacak diye. Kokusuna bakın. Hafif tarçın dengeleyici şeyini alıyorsun. Tam sucuk gibi koktu. Evet. Yeni bahar konabilir. Yeni baharda olabilir diyorsun. Konabilir, evet. Evet. Hafif bu baharatımı şimdi ıslatacağım. Çok az bir suyla. Çünkü baharat doğal eşit bir şekilde karışabilsin diye. Artık bundan sonra ben eldivenimi giyeyim yavaş yavaş yoğurmaya başlayayım. Ben onu karıştırayım, versen bana. Şundan biraz şey yapayım. Şimdi normalde hamuru yapıp bir gün dolapta bekletmemizde fayda var. Hamur kendini çekecek. Evet. Çok güzel. Macun kıvamına geldi değil mi? Şey gibi, çemen gibi oldu. Çemen zaten. Evin çemen oldu. Evet. Çemen de kullanabilirsiniz bu arada. Kayseri'ye selamlar olsun. Orada Kayseri, Kastamonu. Gitmiştim Kastamonu'da da. Ben Kayseri'de bir sucuk ve pastırma yapılan özellikle bir şeye gittim. Tesise gittim. Böyle daha ev yapımı şeydi. O kadar temiz, o kadar titiz, o kadar güzel çalışıyorlar ki gerçekten. Şunu koyayım da ziyan olmasın. Yani bu mudur içindeki bütün malzeme? Bu kadar, bu kadar. Sucuk yapmak bundan ibaret. Evet. Şimdi diyelim ki evinizde herhangi bir
bunu doldurmak için bir şeyiniz yok. Yalnız bu şimdi bir gün beklemesi lazım. Bizi bekletmeyeceğiz. Nasıl doldurduğumu göstereceğim, nasıl bağladığımı göstereceğim. Evet, neyle dolduruyorsun peki? Şimdi evde kıyma makinesi tabii kimsenin yoktur. Olan varsa tabii daha kolay. Ama yoksa bir huni yardımıyla. Ha. Veyahut da daha ben burada keşfettim onu. Sizin şunlardan aldım. Buydu herhalde. Şundan bir tane kopartabilirsek. Krema şeysi. Evet, şanti torbası. Şanti torbası. Gayet de kolay ve doldu ama yöntemi de değişik, şöyle yapacağız. Önce çok az bir şuradan havayı kaçırsın diye bir delik açtım. Çünkü içinde boşluklar olmaması lazım. Evet. Eğer boşluklar olursa sucuğumuz bozulur. Hava olursa içinde sucuk bozulur. Boşlukta da hafif iğneyle alacağız. Daha eğer o varsa. Şöyle parça parça atacağım. Parça parça atacağım. Aslında çok iyi bir akıl olmuş bu. Evet. Şu an burada yaptım. Evet, baktım huniyle doldurmaktan daha kolay olabilir mi diye. Daha ağzı geniş bir denedim. Huni olsaydı daha iyi olur. Denedim. Ama şimdi, bu çok iyi bir şey. Gösterdiğim zaten hemen sucuk kokusunu aldık. Evet, bir gün sonra daha da baskın olacak bu. Tamam. Şimdi eğer ki bağırsağı bulamazsa izleyenler, dediğim gibi bunu tülbente de sarabilirler. Ama tülbente sarmak için içine bir parça fermente sucuk koymak lazım. Azıcık. Yani yoğurt mayası gibi. Ha, güzel. Bir parça yapmak lazım. Şimdi şurada boşluklar var. Çok hafif, onları deleyeyim ki dolarken yapmasın. Hmm. Ondan sonra bu baş yalnız kısmı... çok güzel bir şey. Hiç yapmadık bunu daha önce. Süper güzel. Meraklıları şu anda... Evet. Bununla ilgilenecekler, hani sucuk sevip de almayanlar, hani güvenip almayanlar evde kendileri yapabilirler. Sonra kurutmasını öğreneceğiz sizden. Şimdi bir gün dolapta bekleteceğiz. Evet. Hazırladığımızı da streçleyelim. Birkaç gün sürecek bu işlemimiz. Tabii. Yani öyle kolay değil. Yani basit ama süreci var. Ben bir tane sucuk olacak şekilde aldım. Ondan sonra şimdi bağırsağımızı açıyoruz. Evet, arkadaşlarım uyarıyorlar. Diyorlar ki Yakup'un yanına Cüneyt Arkın'ın ailesi geldi. Birazdan ona bağlanacağız. Evet, şimdi bunu bu şekilde içinde dolduracağız. Evet, dolduruyoruz. Şimdi yavaş yavaş bu bağırsağımız... Evet, biraz el mahareti, biraz bir yani istiyor. Şu uç kısmına biraz böyle bir hafif böyle bir duyuları vardır ya bunların. Evet. Ucuna böyle bir demir boruları vardı. Onlardan takarsanız pastacı kreması torbasının için, o daha kolay olacaktır. Evet. Ondan sonra şunu şuraya geçirdikten sonra başlıyoruz sıkmaya. Bu içine dolmaya başlayacak artık. Evet, biraz da kuvvet istiyor. Şimdi bunu doldurduktan sonra bir taraftan da ben sana sorayım. Hı hı. Bunu doldurduktan sonra dolaba koyuyoruz. Evet. Kaç gün dolapta bir kalsın? Bir gün dolapta kalsın. Evet. Bir gün dolapta kalsın. Ondan sonra bir günde mutfağın serin yerinde yaklaşık 8-10 saat falan bekletin. Bir hafif kendini toplasın. Sucuk biraz fire verecek o noktada. Ondan sonra kaldırın. Koruyucu kullanmadığımız için bozulma var, riski var. Diprize koyabilirsiniz. O anda tüketebilirsiniz. Biraz artık yine dolapta tutarız. Evet, bir iki gün sonra zaten hazır. Şu şekilde yaptıktan sonra... Bunların uçlarını bağlayacak mıyız? Evet, bağlayacağız şöyle. Bağlayacağız. İplerini hazırladım. Bağlarken şunu da göstereyim. Bağlarken dikkat edeceğimiz nokta şu. Yani patlayabilir, bir daha yaparsınız, sorun değil. Bağlarken şuradan bağlamayın. Şurayı iki ucu birleştirip... Birazcık havayı alıp birazcık şuradan bağlıyoruz, bakın. Ha. Şuradan bağlıyoruz. Çektiğim ki olsun. Tamam. Hava çıksın. Hava olmasın, riske girmeyelim. Bir düğüm atıyorum. O kalanını yine başkasına dolduruyoruz. Tabii. Öbür kişine koyacağız. Şimdi ondan sonra şu tarafını, şurasını alıyoruz. Tamam, kaç gün sonra bu yenebilir hale gelir? Bizim bu sucuğumuz, bunu asacağız böyle. Yaklaşık 3-4 gün sonra taze sucuk olacak. Şu anda daha sucuk değil bu. Evet, sonra? 3-4 gün sonra taze sucuk olacak. Ondan sonra beklettikçe fire verecek bu. Eğer ızgara da yapacaksanız 4 gün sonra yiyebilirsiniz. Hmm. Ama yumurtayla yapacaksanız onun biraz daha sertleşmesi lazım. Evet. Tadının yoğunlaşması bunu lazım. Bunu takip etmek. Ben mesela bir yerden aldığım zaman da, yani güvendiğim bir yerden aldığım zaman da genelde Susurluk'tan alıyorum. O da böyle yumuşak oluyor. Onu azıcık böyle balkonda tutuyorum. Kışsa kaloriferin şöyle sapını asıyorum. Evet. Takip ediyorum orada. Doğru. Da.
Ondan sonra siyahlaşır, tekrar dolaba koyuyorum. Şey yapar. Ama belli noktadan sonra artık kurma hoş olmamaya başlar. Hafif sertleşmesi yeterli. O noktada kaldırın. Eğer hemen tüketmeyecekseniz difrize bile koyabilirsiniz. Bir zarar vermez. Evet. Vakumlayabilirsiniz. Vakumlama da fermentasyonu yavaşlatır. Evet. Yani olgunlaşmayı yavaşlatır. Çok güzel bir bilgi verdin. Yani bugün sucuk almayıp da bu tattan, bu lezzetten çok da güzel bir şeydir. Hani yani mahrum kalanlar bu şekilde bir iki dakikada Kurban yaptık Bayramı yani. Öncesi evet. İyi bir bilgi oldu. Misafirlere ikram etmek için de güzel bir sucuklu, yumurtalı bir kahvaltı bereketli de olur evet. O. Ya da sucuk ekmek ya da domates sucuk böyle. Evet. Özgür Şef. Biz her kurban öyle yapıyoruz. Kurban kesiyoruz böyle eşe dostu etrafımıza, müşterilerimize. Biz et olarak dağıtmıyoruz. Sucuk, köfte vesaire. Yani çünkü herkes et olarak dağıtıyor ya.